Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Secde Suresi 12. Ayet-i Kerime Bismillahirrahmanirrahim. Velev tara izil mücrimune nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbena ebsarna ve semi'na ferci'na na'mel salihan inna mukinun. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلِّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Bu ayet beni çok dehşete kaptırıyor. Öğrencilere bazen onu ifade ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın tabiri caizse şakası yok. İş ciddi. Cennet için kullanmadığını Allah cehennem için kullanıyor. Arapçada baştaki lam ile sondaki şeddelinun tahkiki ifade eder. Kuvvetliliği ifade eder. Le'emle'enne cehenneme muhakkak ve elbette kesin ve kesin. Hani biz vallahi billahi tallahi deriz ya. Onun gibi muhakkak ki cehennemi dolduracağım cinlerle insanlarla. Hepsiyle dolduracağım. Ama cenneti dolduracağım demiyor. Yani doldurma olayını cennet için kullanmıyor, cehennem için kullanıyor. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ. Bismillah. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا اِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dehşetli bir emir. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا. Yani hiç sanki Cenab-ı Hakk'a karşı kavuşmayacak. Dönüşü ona sanki olmayacak. Unutmuş, nisyandan gelmiş, nisyana gidiyor. Nisyanı isyanına sebep oluyor. Bismillah. Fezûkû bimâ nesîtum likâyumikum hâzâ. İnnâ nesînâkum ve zûkû azâbel huldi bimâ kuntum ta'melun. Unutan, unutulur. Unutan, unutulur. Hatırlamayan, hatırlanmaz. Evet, kale almayan, hesaba katmayan, kale alınmaz, hesaba katılmaz. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Bismillah. İnnemâ yu'minu bi âyâtinellezîne izâ zükkirû biha harrû sucedâ ve sebbahû bihamdi rabbihim ve hum lâ yestekbirûn. Burada secde ayeti var, tilavet secdesi vaciptir. Tilavet secdesi yapılırken üzerimde sabit olan tüm tilavet secdelerini yapmaya niyet ettim dediğiniz zaman geçmişe ait ne kadar üzerinizde tilavet secdesi varsa hepsini bir kere de eda etmiş olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Tetecafa cunubuhum anil medaci'i yed'una rabbahum khawfan ve tama'a ve mimma razaknahum yunfikun. Fela ta'lemu nefsun ma uhfiye lehum min kurrati a'yun cezaen bima kanu ya'melun. Efemen kâne mü'minen kemen kâne fâsika la yestavun. اَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاَمَّا الَّذ۪ينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا اَرَادُوا اَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا اُعِيدُوا ف۪يهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. Dehşetli bir tehdit. Dehşetli bir emir. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Ayın konunun bittiğini, yeni bir konunun başladığını ifade etmiş oluyor. Mealen bismillahirrahmanirrahim. Suçlular Rablerinin huzurunda boyunlarını büküp Rabbimiz. Gerçeği gördük ve işittik. Artık şimdi bizi dünyaya döndür de salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inanmaktayız dedikleri vakit onları bir görsen. Yani bu aslında bir kuruntu. Yani bu bir tembel öğrenci gerçeği, bahanesi, özrü. Yani Cenab-ı Hak hakikatte o ki daha önce birkaç ayette de geçmişti. Denizde fırtınalı bir durumda. Gemi alabora oluyor, batacak. Böyle bir vaziyet içerisinde Allah'a sığınan insan
karaya gelince hepsini unutuyor. Eski isyanına, nisyanına geri dönüyor. Aynı şekilde Allah o insanı, o mücrimi, dünya inanınız mübalağa etmiyorum, 10 kere değil 100 kere de gönderse aynı tas, aynı hamam. Küllün nasi ala şakileti rabbukum ve a'lamu bimen hüve ehdâ sebilâ. İsra 84. Herkes kendi tineti ve karakteri, mayası ve yapısı üzerine hareket eder. Kimin daha doğru yolda olduğunu elbet Rabbin daha iyi bilir. Tilki tilkiliğini yapar, kurt kurtluğunu yapar, koyun da koyunluğunu yapar. Yani o gönderilse de değişmez. Allah ona zaten 70-80 sene vasati olarak bir ömür vermiş, bir süre vermiş. Allah imhal eder ama ihmal etmez. Mühlet ve süre verir ama haşa göz ardı etmez. Eğer dileseydik herkese hidayetini verirdik. Ki yani hidayet talep iledir, teveccüh iledir, arzu iledir, temayül iledir, istek iledir. Yani bir talep olacak ki arz olsun. Yani çok affedersiniz, zorla bir insanın ağzına yemeği sokmanın mahareti yok ki. Manası da yok. Onun için Cenab-ı Hak insanların rızkına kefil ama hidayetine kefil değil. Hidayet bir talep işidir. Bir temayül işidir, bir istek işidir. Bismillah. Eğer dileseydik herkese hidayetini verirdik, fakat benim andolsun cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım sözüm gerçekleşecektir. Bu bir ayette daha geçiyor. Yani bir kere değil, iki kere Cenab-ı Hak bunu zikrediyor. Burada Allah dileseydi iyiliği veya kötülüğü seçebilmeleri konusunda insanları serbest bırakmaz, herkese imana ve iyiliğe sevk edebilirdi. Ki Necm suresinde biz ona iki göz, iki kulak, iki dudak vermedik mi? Ve iki de yol göstermedik mi? Evet ya Rabbi, gösterdi. Bu takdirde dünya hayatı ahireti kazanma yeri olmaktan çıkar, insanlar da melekler gibi olur. Manası kalmaz imtihanı. Yani hem soruyu ver, hem arkasından cevabı ver. Cevabı vermeyle de hocam bir zahmet cevabı sen yazar mısın? Mübarek adam bir zahmet otur da cevabını yaz, cevabını ver. Allah soruyu da veriyor cevabı da. Ha ben söyleyeyim. İki tane sorunun cevabını geçer soru. 75 puan. Bir, Allah kendisine imandan soracak. 50 puan. 50 puan. Cenab-ı Hak 25 puanda tabiri caizse namazdan soracak. Ha sana 75 puan. Yani 5 üzerinden 4 puan. Bir kere buradan alındı yani. Geçer. Bundan daha iyi puan olma. Ha, ondan sonraki diğer 25 puan ekstra diğer puanlar. Yani Rabbim daha iyi bilir ama en azından bir şey verdim yani. Bir ipucu verdim yani. Bismillah. İnsanların özgür bir biçimde iradelerini kullanarak iyiliği veya kötülüğü seçebilme ve ahirette bunun sonucuna göre karşılığını görme şeklinde sınanmaların bir anlamı kalmazdı. Ayetin ilk cümlesinde bu husus vurgulanmakta, ikinci cümlesinde ise kötülükleri tercih edenlerin ilahi adalet gereği karşılaşacakları sonuç açıklanmaktadır. Ben şunu sürekli bir şekilde devamlı ifade ediyorum. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmış. Ama adaleti rahmetini de kuşatmıştır. Her şeyin üzerinde Allah'ın rahmeti var, rahmetinin üzerinde adaleti var. Adaletsiz bir rahmet rahmet değildir. Şefkat, adaletle olursa şefkat, şefkattir bir mana ifade eder, bir hakikat olmuş olur. Yoksa suistimal olmuş olur. O şefkat, tam tersine, şefkate ve rahmete muhtaç olanlara, layık ve müstahak olanlara zulüm ve haksızlık olmuş olur. Bismillah, onlara şöyle denilecek. O halde bugününüze kavuşmayı unutmanıza karşılık tadın, azabı tadın. Tadın azabı, azabı tadın. Biz de sizi unuttuk. Yani siz bizi unuttunuz, biz de sizi unuttuk. Ya, yapmakta olduklarınıza karşılık ebedi azabı tadın. Bunu Cenab-ı Hak diyecek. Ya, bizim ayetlerimizi ancak kendilerine bu ayetlerle öğüt verildiği zaman secdeye kapanan, kibirlenmek için Rablerine hamd ederek tesbih edenler inanırlar. Ayetlere. Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Müminin vasfı. Yani birisi o kışın o dehşetli soğuğunda, dehşetli halinde, uykusuz bir vaziyette Rabbisine ibadet ve taat için kalkıyor.
Ve Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu maddi nimeti, rızkı da, zenginliği de insanlar için harcıyor. Rabbisinin malını yine Rabbisine taksim, Rabbisinin kullarına taksim ediyor. Hiç kimse yapmakta olduklarına karşılık olarak onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez. Hiç mümin fasık gibi olur mu? Elbette olmaz. Hiç çalışan çalışmayan, hiç iman eden etmeyen, hiç namaz kılan kılmayan, hiç kul hakkını gözeten gözetmeyen vesaire sıralayın. Hiç mümin fasık gibi olur mu? Bunlar elbette eşit olmazlar. Çünkü biri mümin, diğeri fasık. Diğeri salih amel işliyor, diğeri kötü amelde bulunuyor. Elbette bir olmaz. İman edip salih amel işleyenlere gelince onlar için yapmakta olduklarına karşılık bir mükafat olarak meva cennetleri vardır. Bir varış yeri. Hep Kur'an'da bu tarzda geliyor. İman. İnnellezine amenu ve amelü salihat. İnnellezine amenu ve amelü salihat. İman edip salih amel. Salih amel kapsamı geniş. Bunun içerisinde takva da var. Namaz da var. En külli olarak da. Sürekli Cenab-ı Hak bu iki şey. İman edip salih amel işleyenler için. Onlar için cennetin tecrimi tahliyeleri var. Bazı ayetlerde altlarından nehirlerin akmış olduğu cennetler. Burada da dikkat edin. Cennetler çoğul. Yani her bir mümine hadiste de buyurulduğu gibi 500 sene genişliğinde bir cennet hayatı. 500 sene genişliğinde bir cennet hayatı. Varın takdir edin. Zor bir şey mi ona karşı? Adam 5 kuruş için 5 takla atıyor. Yani bu meva cenneti için zor mu yani iman edip salih amel işlemek? İbadet ve taatta bulunma, kullukta bulunma, secdeye kapanma. Surenin adı da zaten bu manada secde suresi. Secdeye kapanma. Vescudu lillah. Allah için secde etmek. Zor bir şey mi? Fasıklık edenlere gelince onların barınağı ateştir. Yani kafasını kuma sokuyor. Deve kuşu gibi. Ben kul değilim. İbadette. Aynen deveye demişler. Sen nesin? Ben deve kuşuysan demiş uçlar. Hemen kafasını kuma sokmuş. O zaman deveysen yük taşı. Yani her iki durumda da bu sefer kanatlarını açmış yok. Ben deve değilim, kuşum. Kuşsan uç, bu sefer kanatlarını kısmış yok. Ben demiş deveyim. Şimdi ya deve ol yük taşı, ya deve kuşu ol uç. Fasık da öyle. Yani bulunduğu pozisyonda yemrukune mineddini kema yemrukus sehmu minel kavus denilir fasık için. Yani okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkan insandır. Fasık çıkan demektir. Yani tohumun yarılıp dışarıya çıkması gibi. Kendisini dinin boyunduruğundan, emrinden, yükümlülüğünden ki din deyindir, borç demektir. Allah olan borçluluğunu görmemek için kafasını kuma sokan insandır. Kafasını dinden çıkartan insandır. Bismillah. Fasıklık edenlere gelince onların baranağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya döndürülürler. Onlara yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın denilir. Dönsünler diye biz onlara ahiretteki en büyük azaptan önce dünyadaki yakın azabı elbette tattıracağız. Kim? Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenlerden daha zalimdir. Kimdir yani? Ve birkaç ayette, iki ayette وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ Allah'a iftira edenden daha zalim kimdir? Rabbisinden yüz çevirenden daha zalim kimdir? Rabbisinin ayetleri kendisine okunup hatırlatıldıktan, duyurulduktan, söylendikten, zikredildikten sonra ondan iraz edip yüz çevirenden, sırt dönenden kimdir daha zalim? Kimse değildir. En büyük zalim olur. Bismillah. Şüphesiz ki biz suçlulardan intikam alacağız. Evet, her şeyin bir bedeli var. Her şeyin bir neticesi var. 15. ayetin nüzulünde ayetlerimize ancak kendilerine hatırlatıldığı zaman secdeye kapananlar. Büyüklük taslamayarak Rablerine hamd ile tesbih edenler, iman edenler. Bu ayet-i kerimenin Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama namaz için kâmet getirildiğinde bazı münafıkların Mescid-i Nebevi'den çıkmaları üzerine nazil olmuştu. Münafık ya, savaşa bile Efendimiz'le katılıyor, yarı yoldan geri dönüyor. Maksat moral bozmak ya, yapmak samimi değil yani. Yine 16. Onlar geceleyin yataklarından kalkarlar. Korku ve ümit içinde Rablerine dua ederler. Ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar.
Bununla ilgili olaraktan Enes bin Malik'ten rivayete göre bu ayet-i kerime ateme denilen namazı bekleme hakkında nazil olmuştur. Yine Malik bin Dinar'dan Enes bin Malik'ten bu ayetin kimin hakkında indiğini sordum. O da dedi ki bu ayet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bir grup insan hakkında indi. Onlar akşam namazından başlayıp yatsı namazının sonuna kadar namaz kılıyorlar. Allah Teala bu ayeti onlar hakkında indirmiş oldu. Ve diğer nüzul sebepleriyle ilgili birbirine mümasil manalar burada zikredilmiş olmaktadır. 11 farklı mana zikredilmektedir. 18. ayetin nüzulüyle ilgili olaraktan Ravi zincirinden sonra İbn Abbas'tan rivayetle şöyle diyor. Velid bin Ukbe bin Ebi Muayit, Ali bin Ebi Talib'e dedi ki, Velid Hazreti Ali'ye, ben yaşça senden daha güçlüyüm ve daha cesurum. Lisanen daha fasih ve rahatım. Asker veya atlı asker cihetinden daha seçkin kişilere sahibim. Bunun üzerine Ali ona dedi ki, sus, sen ancak fasıksın. Bunun üzerine bu ayet inmiş oldu. Yani bu ayette mümin olarak Ali, fasık olarak da Velid bin Ukbe kastedilmiş oldu. Ve onunla ilgili gelen diğer rivayetler, nüzul sebepleri. Kimin fasık olduğu zaten belli bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Ayet-i Kerime'yi teker teker tahlil edecek olursak Bismillahirrahmanirrahim 13. ayet-i kerimede bu ayet-i kerimenin daha detaylı olarak Bakara 210, En'am 78, 27-28, 158, Yunus 19, Mü'minun 99 ve 100. ayet-i kerimelerine bakılabilir. Orada da bu ayet teyiden izah sadedinde mevcuttur. Ki arada bazen söylediğim gibi hakka hakikat ifadesi kelimenin aslı uygunluk ve uyumluluktur. Kapıyı tutan, ayağının kendisi için hazırlanmış sabit yere uygun gelmesi, düzgün bir şekilde orada dönebilmesi. Hak kavramı değişik anlamlarda da kullanılmış olur. Ve onunla ilgili burada cehennem mutlaka tamamen dolduracağım sözü hak olmuş. Yani onlar üzerine tabiri caizse hakimin kalemi kırması gibi kalem kırılmıştır. İhkak-ı hak. Yani her hak sahibine hakkını hakkıyla haksızlık yapmadan hak etmiş olarak da vermektir. Onun için Cenab-ı Hak haşa kullarına zulmetmez. Her hak sahibine hakkını hak ettiği şekilde layıkıyla ona verecektir. Ve ilgili ayetler burada dipnotları zikredilmektedir. Le'emle'enne zeyyede ziyade etmek. Le'emle'enne'ye denk gelmekte. Bir şeyin üzerine başka bir şeyin eklenmesidir. Onu arttırdım, o da arttı manasında. Ki dehşetli yani. Doldurdum le'emle'enne. Arttırdım üzerine, ekledim. Hatta öyle ki hani aç karınlı günlerce daha düşün, aylarca aç kalan birisine verdikçe o ne der? Ver. Daha yok mu? Ver. Cehennemde öyle diyecek. Hel min mezid. Daha yok mu? Diye sürekli açlığını dile getirecek. Ya Rabbi tabiri caizse gönder. Rabbim muhafaza eylesin. Evet yemin ediyor cinlerle ve insanlarla dolduracağım. Ve insanın taptıkları putlar da orada. Hadi onlara yardım etsin bakalım nasıl yardım edecekse. Ceza bir şeyin karşılığı demektir. Bu mükafat içinde ceza için biz genelde kötülük için kullanıyoruz. Ceza kelimesiyle ilgili olaraktan kendim hazırladığım 6000 küsur sayfalık Risale-i Nur Külliyatı'ndan konularına göre veciz sözler adlı eserde A'dan Z'ye. Burada geçen özlü vurucu sözler ceza ile ilgili. Tespitler.com, mehmetözçelik.com adlı sitemden indirilebilir, faydalanılabilir. Onu kitap olarak da bastırdım. 657 sayfa kadar. Evet, unutmaya karşı bir gün Hazreti Ali Allah Resulüne gelip Kur'an'ı hafızasında tutamamaktan yakınır. Bu Kur'an göğsümden uçup gidiyor. Onu ezberimde tutamıyorum der. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz ona, Cuma gecesinin son üçte birinde kalk. O meleklerin şahit olduğu zamandır. Onda yapılan dualar kabul edilir. Şayet o saatte kalkamazsan gecenin evvelinde veya ortasında kalk ve 4 rekat namaz kıl. Birinci rekatında Fatiha ile ve onu burada sıralıyor. Unutmaya karşı. Efendimizin Hazreti Ali'ye tavsiyesi. Buradan bakınıp okunabilir. Çünkü insan nisyandan alınmıştır. Onunla ilgili bir yazı kaleme almıştım. Tespitler.com adlı sistemde. İnsan ve nisyan. İnsan kelimesinin iki anlamı var. İnsan nisyandan müştaktır. İnsana insan denilmesindeki sebep unutan bir varlık olduğu içindir ki.
Ruhlar alemindeki yaptığımız sözleşmeyi unuttuk Rabbimize. Eles bezminde, elestü bi rabbikum demişti. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de ne demiştik? Kalu bela, evet ya Rabbi. Biz seni kendimize Rab olarak kabul ediyoruz, sen bizim Rabbimizsin demiştik. Dünyaya geldik, unuttuk. Anamızın karnındaki hayatı bile unuttuk. O dar noktayı bile unuttuk. Çocukluğumuzu da bile unuttuk. İnsan nisyandan müştaktır. İkinci kelimesi insanın enis ve dost demektir. 40 saniye birisiyle tanışır, 40 yıllık bir ahbap gibi dost olur. Öyle bir enis dosttur. Onun için insan unutan bir varlıktır. Onunla ilgili burada bir yazı kaleme aldım. Ayrıyeten yine insan isyanımız nisyanımızdandır. Yani niye isyan ediyoruz? Nisyanımızdan. Allah'a verdiğimiz yine sözü unuttuğumuzdan. Onunla ilgili 92 yılında bir yazı kaleme almıştım. Buradan bakılıp inşallah istifade edilebilir. Evet, yine ayetlerin tahlilinde 14. ayette nisyan kelimesi, bu da Kur'an'da iki şekilde tefsir edilir ve ilgili ayetler var. Terk etmek manasında ennesi kökünden gelerekten, bir de nesi unutulmayan, hatırdan gitmeyen ve kesintiye uğramayan bilgi manasında kullanılmış olmaktadır nisyan kelimesinin. İnsan da böylece bir manası itibariyle nisyan. Yine kendim hazırladığım nisyan ve veciz sözler adlı eserimde nisyan kelimesiyle ilgili Bediüzzaman Hazretleri'nin nisyanı nefis içinde nisyan etmemek. Kendi sorumluluğunu, kendi nefsinin yükümlülüğünü unutmamak. Evet, nisyan, İmam-ı Şafii'nin bir sözü var. Haram nazar nisyan verir. Unutmanın en önemli sebeplerinden birisi de harama bakmaktır. Evet, ve 15. ayet-i kerimede onunla ilgili hadisi şeriflerde İbni Ömer diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz içinde secde ayeti bulunan bu sureyi okuyunca secde eder. Ona bakarak ashab-ı kiram da secde ederlerdi. O kadar ki namaz vaktinin dışında başımızı secdeye koyacak yer bulamazdı. Ademoğlu secde ayetini okuyup secde ettiği zaman şeytan oradan ağlayarak uzaklaşır ve der ki yazıklar olsun bana. Ademoğlu secdeyle emrolundu, secde ettiği için kendisine secde cennet verilecektir. Ben secdeyle emrolundum, emre uymadığım için bana da cehennem vardır. İnşallah dinledikten sonra hemen arkasından secde etmeyi unutmayın. Burada secde ayeti ve onunla ilgili hadis-i şerifler burada iki sayfalık olaraktan zikredilmiş olmaktadır. Evet, burada şunu da ifade edeyim. Hazreti Peygamber Efendimiz buyuruyor. Salih kullarıma hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın kalbinden geçmediği şeyleri hazırladım. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. İsterseniz فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ ayetini okuyorum. O halde biz de öyle yapalım. مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا تَخَطَّرَتْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Bunu Arapçası o. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Evet, o cennette gözlerin gözmediği, kulakların işitmediği ve insan kalbine doğmayan her şey var. Bir insan cennette şu var mıdır diyemez. Cennette şu da var mıdır diyemez. Niye diyemez? Çünkü şu da var mıdır dediği şey bir, ya gözü görmüştür, ya kulağı işitmiştir, ya da kalbine doğmuştur. Ama Efendimiz ne diyor? Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de insan kalbine doğmamış yani. Ona göre düşünün. Demek ki onun fevkinde. Sahabin onunla ilgili uzunca daha önce sohbette bulundum. Sahabinin biri atı çok seviyormuş. Ya Resulallah, cennette at var mı diyor. Elbette. O da kanatlısı. O da ilk adımını gözünün baktığı en son noktaya ilk adımını atar derecede. Bir at. Evet, ve yine 15. ayette istekbar ifadesi geçmişti. Kibirlenme. Kibirlendi, istikbar, kendini büyük görme, böbürlenmek manasına gelip iki türlü tefsir edilir Kur'an'da. Her biriyle ilgili birkaç ayet var ki bu 15. bu birinci olana denk geliyor. Kendisine verilen emre karşı tekebbür etmek, büyüklenmek, büyüklük taslamak. İkincisi ise küfürde büyük ve önder olanlar. Önde gidenler, öncülük yapanlar, cehenneme de onun için önde gidenler. Harare ifadesi geçmişti. Sanki gökten yere düşmüş de düşünce manasına olmuş oluyor. Hemen secdeye kapanırlar. Yani kapanmak manalarına, gökten yere düşmüş gibi kapanmak manalarına gelmiş oluyor. Ses çıkararak düştü şeklinde manaları. Yukarıdan yere düşen şeylerin düşerken çıkartmış oldukları sesi ifade etmiş oluyor. Düşüş, yere kapanma. Ve onlardan teşbih etmeleri nedeniyle sesin çıkmasıdır. Ayetin devamında Rablerini överek tesbih ederler.
Bununla ilgili ayet-i kerime. Ve seccade, yine Vecih Sözler adlı eserimde seccade, tesbih kelimeleriyle ilgili çıkarttığım özlü sözler, onun vurucu sözler, hakikaten bir cümlesi kitap olabilecek mesafede olan tesbih, secde ile ilgili olan kelimeler. Evet ve 16. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. Evet, onlar geceleri ayaktadırlar. Müminlerin Cenab-ı Hak Müslim şerhinde de ifade ediyor. Evet, onlar geceleri ayaktadırlar, geceleri kalkarlar. Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste farz namazdan sonra en faziletli namaz gece namazıdır. Ve teheccüd bihi nafileten lek. Efendimiz'e vaciptir, bize ise ona iktidaen sünnettir. Yine Tirmizi'de ey insanlar selam yayınız, yemek yediriniz, akrabalık bağlarını gözetiniz. İnsanlar uykudayken gece namaz kılınız ki esenlikle cennete girersiniz. Onunla ilgili hadis-i şerifler burada zikredilmektedir. Evet, cenebe ifadesi canip, cenab, aynı kökten gelmiş oluyor. Cenp, insanın bir organı manasına geliyor. Gece teheccüd namazı kılmak için yanlarını, yan taraf, yanlarını yataklardan ayırıp kalkarlar. Genelde öyle olduğu için zaten sünnet sağ tarafa, yan tarafa yatmaktır. Onlar ayakta otururken ve yatarken Allah'ı anarlar. Ve yeskurun Allah kıyamen ve kuudan ve ala cunubim ve tefekkerun fi halqis semavati vel ard. Rabbena ma halakta haza batila subhanaka faqina azabennar. Ki bu da benim Kur'an-ı Kerim'den en çok dikkatimi çekenler. Yani bazen yanlış anlaşılmasın, tesbih yaparken, yani duadan sonraki tesbihime devam ederken bazen kalkıyorum. Yürüyerek yapıyorum. Bu ayet aklıma geliyor. Bu ayet. Yani mümin veya herhangi bir yere gideceksiniz. Herhangi bir yere giderken yolda tesbihi devam ettirmiş olmak. Yani müminlerin her halükarı tesbih üzerinedir. Bu ayet bu manayı hatırlatmış oluyor. Ve onunla ilgili tefsirden çıkarttığım notlar. Evet ve 17. ayet-i kerimede cenene ifadesi bir şeyin duyu organlarına saklı kalması. Ki bununla üzerine cennet konusunu anlatırken çok durdum. Cennet, cinnet, cin, can, mecnun hepsi aynı kökten geliyor. Cin ve cinnet, mecnun yani kafası örtülen, örtülü olan, perdeli olan. Cennete niye cennet denilmiş? Çünkü göz gözü görmeyecek derecede sık ağaçlıklarla kapalı bir yer olduğu için. Yani Afrika ormanlarına gittiğinizde diyelim ki göz gözün görmeyecek derecede her tarafın ağaçlarla kaplı olduğunu düşünün. İşte ondan dolayı cennete cennet denilmiş. Bahçe manasına da gelmektedir. Tamamen ağaçlıklarla, yeşilliklerle, bahçeliklerle donatılmış olmasından. Cin de görünmeyen bir varlık olduğu için bu ad kendisine verilmiş olmaktadır. Evet, cennetlerin tabakaları, Cennetül Firdevs, Adıl, Cennetül Naim, Darül Huld, Cennetül Meva, Darül Selam, İlliyyun gibi cennet böylece her biri tabaka tabakadır. Bu da nedir? Yapılan iyiliklere, durumlara göre, sevaba göre, imana göre, ibadete göre, taata göre. Hani ayette ne demişti? Elbette ki müminle fasık bir olmaz. Elbette ki müminler de kendi içerisinde bir olmaz. Diyelim ki herkes sınıfı geçiyor. Herkes not alıyor. Geçer not alıyor. Ama 100 de geçer not, 50 de geçer not. Arada ne kadar fark var? 2 katı yani. Onun için bu mukayeseyi elbette ki yapmak gerekir. Yine 17. ayette Rabbinin makamından korkan kimseye 2 cennet vardır. Rahman suresinde de cennetan. Diğer ayetlerde tek cennetten bahsettiği halde burada 2 cennetin vaat edilmesi. Ki bununla ilgili o bir genç ile Hazreti Ömer arasında geçen bir olayı anlatmıştım orada. O vefat edince Hazreti Ömer ona gördün mü diyor, uzunca bir olaydı. Onu şöyle ifade edeyim madem. Bir genç, iffetli namuslu bir genç. Devamlı evine gider gelirken yolda kötü bir kadına rastlıyor. O kötü kadın kendisini davet ediyor. Bir anlık böyle yönelir gibi oluyor. Bir anlık. Bunun üzerine Cenab-ı Hakk'ın ayetini hatırlayınca kendi evinin önüne gelip evinin içeriye girmeden kendi evinin önünde yığılıyor. Vefat ediyor korku ve dehşetten. Bu ayeti hatırlıyor. Rabbinin makamından korkan kimseye 2 cennet vardır. Ve Cenab-ı Hakk'ın iffetli olduğundan takvasını ama bir anlık adeta bir duraksama, bir iki saniyelik vefat ediyor ve bunu hemen o gece gömüyorlar. Bunu Hazreti Ömer duyunca diyor, niye bana haber vermediniz diyor. Ve geliyor kabrinin başında, ey genç,
Rabbinin sana, Rabbinin makamından korkan kimseye o bundan dolayı iki cennet sana verildi mi diyor. Evet ya Ömer diyor. Fazlası bile verildi diyor. İki cenneti kendisine verildi. Burada bu soru cevap manasında güzel bir şey. Allah Teala emir ve yasaklarına riayet edenlerin her iki dünyada da mutlu olacaklarını belirtmiş. Erkekten dişiden her kim mümin olarak iyi bir iş yaparsa muhakkak ona hoş bir hayat yaşatacağız. Ve yapmakta oldukları işlerin daha güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Takva sahiplerine vaat olunan cennetin misali şöyledir. Altından ırmaklar akar, yemişleri devamlıdır, gölgesi de. İşte bu takva yolunu tutanların akıbetidir. Huzur ve saadet cennetinden bahsedilmişken ikinci ayette takva eline verilecek ebedi saadetten bahsedilmiştir. Demin de onunla ifade ettiğim 500 sene genişliğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mümine bir cennet hayatı verileceğini ifade ediyor. Burada da cevaplı da onu zikredip ilgili olan kaynakları da burada dile getirmiş olmaktadır. Geniş zaman içerisinde durdurulup bakılabilir, istifade edilebilir, iyi de olur. 18'de fısk konusu. Kur'an-ı Kerim'de fasık, fısk, mesela devamlı fıskı fücur diye geçer. Halk arasında da doğru. Facir, günahkar. Fısk 6 şekilde tefsir edilir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve onun getirdiklerini küfür ve inkar etmek anlamıyla masiyet, itaatsizlik, isyan anlamında kullanılmıştır. Şirk demek olan tevhidi tek terk hususunda Allah'a isyan manasında kullanılmıştır. Fısk ile şirk ve küfür olmaksın, şirk ve küfürden gayrı dinde masiyet kastedilmiştir. Dördüncü olarak küfür söz konusu olmaksın yalan manasında kullanılmıştır. Küfür içinde olmaksın ismi yani isim peltekleri, ismi günah işlemek manasında kastedilmiş olmakta. Bir de seyyiat, kötülükler manasında kullanılmıştır. Fısk ve fasık ile ilgili olarak genişçe burada da ayrıyeten izah mevcut olmuş olmaktadır. Buradan da bakılıp inşallah istifade edilebilir. Fısk, fasık. Yani dinden çıkmıyor ama yani dinin emirlerinden, yasaklarından çıkıyor. Fıskın da 3 mertebesi var. Günaha çirkin görmekle birlikte dalgınlıkla, bilinçsizle günah işlemek. Çünkü hepsi fasıkın aynı kategoride değil. Günahların günah olduğunu bilerek, bilinçli olarak günah işlemek. Yine elbette ki müminle fasık bir olmadığı gibi fasıklar da bir olmaz. Üçüncü çirkinliğin, çirkinlik, günahın günah olduğunu inkar ederek yani haramı, günahı mübah sayarak çirkinlikte bulunmak ve bulunmaya devam etmek. Gibi bu şekilde fısk ile ilgili olaraktan ve gelmiş olduğu manalar itibarıyla fısk ile alakalı tefsirlerden, çalışmalardan bu notları çıkartmış oldum. Evet. Ve 20. ayet-i kerimede Kur'an-ı Kerim'de yapılmış bir çalışmayı size arz ediyorum. Kur'an-ı Kerim'de ebedi edebi açıdan dikkatimizi çeken bir giriş. İsmi mevsul, ait zamiri. Burada mesela zuku ifadesi geçmişti. Secde 20'de geçtiği gibi Sebe 42'de de geçiyor. Sebe suresi. Zuku azaben nar lezikün dümbihi tükezibun. Yine Sebe 42'ye baktığımız zaman zuku azaben nar lezikün dümbiha tükezibun. Ortada. Haydi tadın o ateşin yalanlayıp durduğunuz azabını. Yalanlamakta olduğunuz ateşin azabını tadın. Ve böylece bir uyumluluk, bir uygunluk, bir belagat kuralı, bir edebi sanat olaraktan burada bunun arasında tahlil yapılıyor. İsabetli güzel bir çalışma, tahlil yapılmış oluyor. Yine mesela Bakara 24 ile Tahrim 6'da Fettekun narelleti ve kuduhen nasur hicare ayetleri arasında da yine mutabakat, tıbak sanatı, uyumluluk sanatı, edebi sanatı orada gösterilmiş olmakta böyle bir çalışmayla. 21. ayette burada da soru cevap zımnında ey İsrailoğulları size verdiğim nimetimi ve sizi cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın. Yani onlar tabii aslında bunu suistimal ederek seçkin bir varlık olduklarını ifade ediyorlar. Ama küfür ve isyan oldu mu Cenab-ı Hak elbette ki onlar ne olduğuna, duruşuna bakmaksın elbette ki onları cezalandırır. Çünkü o bir fısktır. Onunla ilgili orta soru cevap geniş zaman içerisinde bakılıp okunabilir. 21. ayette edna ifadesi geçmişti. Aşağı ve aşağılık dünya ile aynı kökten geliyor. Bu da Kur'an'da 4 manada tefsir edilir. Edna lafzı daha uygun, daha layık, daha elverişli manasında ilgili ayetler. Edna lafzı daha yakın manasında, edna lafzı daha az manasında ve edna lafzı aşağı, düşük anlamlarında bu 4 farklı kelimede kullanılmakta. Edna, deni, dünya kelimeleri.
Ve 22. ayette ilgili olaraktan bana Miraç olayında gece yolculuğu yaptırıldığında Musa'yı gördüm. Buğday rengine yakın esmer, uzun boylu, kıvırcık saçlı, uzak bir ülkenin adamına benzer bir durumu vardı. Miraç gecesi bana gece yolculuğu yaptırıldığı zaman Musa'ya rastladım. Kızıl bir tepe üzerinde kabrinde ayakta namaz kılıyordu. Ben de bunu teyiden yine Efendimizin bir hadisini söyleyeyim. Ennebiyyun yusallûne fî kuburihim. Peygamberler namazlarında kabirlerinde namaz kılarlar. Efendimiz buyuruyor ya, namaz benim gözümün doğrudur. Ve en sevdikleri şeyleri kabirlerinde peygamberler devam ettiriyorlar. O da namaz. Ki mecburi olmaksın ama en zevk alınan şey. Çünkü cennet aynı şekilde gözlerin görmediği, kulakların işitmediği her şey olmakla beraber cennet ve cehennemin küçük bir örneği. El kabru imma ravdatun min riyadil cennet ve imma hufratun min hufratun niran buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kabir ya cennet bahçesinden bir bahçe veya cehennem çukurundan bir çukurdur. Ayetlerin gramer tahliline bakacak olursak sarf mevciyetiyle velev tara cümlesi bu kul cümlesine matuf olmaktadır. Levin cevabı mahsuftur. Yani şu manada takdirinde yani la ra'eyte emren fazi'an. Dehşetli bir işi göreceksin. Yine el mücimune nakisu ifadesi muzafını ileyhtir. İz zarf zaman olmuş olup teraya müteallektir. Burada zarf mazi olarak gelmiş rü'yetin vukuunun tahakkuku için. Yine cümle nida cümlesi olup cevabı ise mukadder olan kavl için mekulu kavldir. Aynı şekilde bu söz haldir ki mana itibarıyla yekulûne rabbena şeklinde takdirindedir. İnna muykunun cümlesi ise kavil durumunda müstenif olmaktadır. 13 velev şi'na ifadesi velev tera cümlesine matuftur. Velakin hakkal kavl, velakin hakkal şuradaki velakin hakkal kavl ifadesi ise mukadder olan cümleye matuftur ki o da şudur. Yani velakin lem eşe zâlike fehakka takdirindedir. Le'emle enne cümlesi ise kasemin cevabıdır. Kasem ve onun cevabı ise mekbulü kavdir. Ecmaine ifadesi ise mecrur olmuş olup linnâsi'yi tehkit içindir. Nâsı tehkit içindir. Evet 14'te fezuku cümlesi bu da geçmiş olan mekulü kavle matuftur. Zuku mef'ul olmuş, zuku'nun mef'ulü mahsuftur. Yani şu takdirde olmuş olur el azab takdirinde. Ba ise cerredir, cerre edatıdır. Ma mastariyedir. Ma buradaki bir ma'daki ba cezim cer edatıdır, harfi cerdir, ma mastariyedir. Mastar olmuş olup aynı zamanda zuhuye müteallik meçhurdur. Haza ismi işaret ve yevmikumun sıfatıdır. Aynı zamanda müştak ile tevil edilmiştir. El müşarun ileyh takdirinde manasında yani. İnna nesinakum ifadesi muhterisi, ara cümle, parantezi cümle, dipnot, zeyl, haşiye gibi manalara gelir. 15. ayette innema kaffey mekfuh, ameli olmayan kaffeyi mekfuhfe. Yani bütün bunları daha önce tablo halinde sizlere göstermiştim. Ellezine faildir. Cümle şart cümlesi olup sücdenin sılasıdır. Aynı zamanda karru'daki vavdan hal olmuş olmaktadır. Bir hamd-i car ve mecrur olmuş olup vavdan hal olmak üzere ona müteallektir. Ve hümla istekbirune cümlesi ise bu da sebbihu'daki vavdan haldir. 16'da tetecafa cunubun cümlesi sebbihu'dan sebbihu failinden haldir. Yed'une cümlesi ise bu da cunubuhum'daki zamirden haldir. Havfan ifadesi mef'ulun li ecri, sebebiyet bildiriyor şunun için. Yine yunfikune cümlesi ise bu da yed'une cümlesine matuf olmuş olmaktadır. 17'de felâ tâlemu müstenifedir istinaf ibtidaiye başlangıç mukadder bir suali cevap. Min kurreti ifadesi cer ve mecrur olmuş olup ma'dan hal olmak üzere ona müteallektir. Cezaen mef'ulun li ecri'dir. Bima ifadesi cer ve mecrur olmuş olup cezaenin sıfatına müteallektir. 18. Fa, baştaki fa müstenifedir istinaf cümlesi. Men mevsul ve müptedadır. Kemen car ve mecrur olmuş olup mukadder haberine müteallektir. La istevune cümlesi ise müstenife ve istinaf cümlesidir. 19. cümle ise emma edatıyla başlamış olduğu için çarp cümlesi ve müstenifedir. Felehüm cennat ifadesi ellezinenin haberidir. Emma bu harf şart harfi olmuş olup aynı zamanda tafsil ifade eder. Nüzulen ifadesi cennatinden haldir. Ba, cerre ve sebebiyet bildirir. Ma, mevsule olmuş olup cer mahallindedir. Bima, cer ve mecrur olmuş olup nüzulenin sıfatına müteallıktır.
20. ayet-i kerime فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ ifadesi اَلَّذ۪ينَ müptedasının haberidir. Külli ifadesi zarf-ı zaman olmuş olup اُعِيدُوا'ya müteallik olmak üzere mansuptur. مَا مَسْتَرِيَّ زَمَانِيَّدِرْ اَنْ يَخْرُجُ مَسْتَرْ olmuş olup erâdenin mef'ulüdür. مَسْتَرِ مُؤَوَّلْ مَا اَرَادُ ve muzafun ilektir. Takdiri şöyle oluyor. اُعِيدُوا ف۪يهَا كُلَّ وَقْتٍ iradetin minhum takdirindedir. Yine اُعِيدُوا ف۪ي cümlesi müstenifedir. Ve kıyle cümlesi ise اُعِيدُوا cümlesine matuptur. اَلَّذ۪ينَ ise azabın sıfatıdır. 21. لَنُز۪يقَنَّهُمْ cümlesi kasemin cevabıdır. Kasem ve onun cevabı ikisi beraber yine kıyle cümlesine matuf olmuş olmaktadır. Duna ifadesi zarf-ı mekan olmuş olup nuziku'ya müteallektir. لَاَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ifadesi ise müstenife olmuş olmaktadır. وَمَنْ اَزْلَمُ cümlesi müstenifedir. Men ismi istifham ve müptedadır ve haber, müpteda ve haberdir. Mimmen car ve mecrur olmuş olup azlamaya müteallektir. İnna minel mücrimine müntekimin ifadesi müstenifedir. Minel mücrimine ifadesi habere müteallik olmuş olmaktadır. Gramer kuralı gereği olarak da. Ayrıyeten ayetler arasında 15-17, 1 ile 17 arasında genel olarak da 18-22 edebi sanatlarda zikredilmektedir. Burada zikredilmiş olan edebi sanatlar belagat kuralları ele alınmış olmaktadır. Evet, bu arada kıssadan bir hissemiz var. Efendisinin düzinelerle kölelerinden yalnızca birisi idi Lokman. Derisinin siyahlığının aksine bir önceki suredeki surenin adı ve Lokman suresini ele almıştık. Derisinin siyahlığının aksine tüm aydınlığını içinde saklamıştı sanki. Diğer köleler ise tam aksine ne onun hikmetli sözleri ne de ağırbaşlılığı ilgilerini çekmez. Sürekli yapmaları gereken işlerden kaytarmaya, kendilerinin olan zamanlarını, efendilerinin malı, kendilerinin olsa neler yapacakları hakkında fikir üretmekle geçirirler. Lokman'ı anlamak bir yana ondaki farklılıktan rahatsız dahi olurlar. Fırsat buldukça da efendilerinin gözünden düşürmek için arkadaşlarına olmadık düzenler kurar, akla gelmedik yalanlar uydururlar. Hep aynı geçen günlerin birinde efendi meyve yemek istedi ve kölelerini bağa gönderdi. Herkes topladı, Lokman hariç. Topladıklarının çoğunu yediler diğerleri. Birleştirdiler kalanları ve evin yolunu tuttular. Efendi bu nedir? Akşama kadar bununla mı oyalandınız? Hepinizi cezalandıracağım diye kükredi. Köleler, aman efendimiz. Vallahi bizim bir suçumuz yok. Meyveleri Lokman yedi dediler. Lokman, efendimiz. İznin olursa yalnız görüşmek isterim. Efendi kabul ettiğini bildirdi teklifi. Diğerlerine dışarı çıkmaları için işaret etti. Lokman, efendimiz. Ben hiç meyve yemedim. Ama kalbinin mutmain olması için bir tedbir söylerim. Nedir? Söyle bakalım. Ey Kerem sahibi, hepimizi imtihan et. Bizlere fazlasıyla sıcak su içir. Ondan sonra büyük bir sahraya götür bizleri. Sen atlı olarak koştur hepimizi. O zaman kötülük yapanı gör. Hakkın işlerini seyret. Aklı yattı efendinin. Zaten Lokman'ın yapmayacağını biliyor. Lakin aklına diğerlerinin suçunu ispatlayacak çare gelmiyordu. Herkesi topladı. Getirilen sıcak suyu içmelerini söyledi. Hepsi korkudan içtiler. Sonra onları ovalarda kovalamaya başladı. Koşturdu, koşturdu. Nihayet yoruldular. Başladılar kusmaya. İçtikleri su, yedikleri meyvelerin hepsini çıkardı. Lokman'ın da içi bulandı, o da kustu. Fakat karnından halis su geldi. Oğul, kıyamet gününde bütün sırlar çıkacak. Bilinip görülecek. Sizin de bilinmesini istemediğiniz sır aşikar olacaktır. Lokman'ın hikmeti bunları gösterebildi ise, varlığın Rabbi olanın hikmeti nelere kadir değildir ki? Allah alemi sevap. En doğruyu elbette ki Allah bilir. Azim olan Allah doğruyu söylemiştir. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.